geldiniz. Nezaketen söz aldım. Açılışta BWC ekibini takip etmeden önce hoş geldiniz demek için ve sizin bir araya gelmenize de vesile oldukları için ayrıca teşekkür ederiz. Denizli Sanayi ve İş İnsanları Derneği olarak sizlerle ekonominin farklı bileşenlerini, aktörlerini farklı ortamlarda buluşturmaya yönelik bir çabuk gayretimiz var. Fırsat buldukça bu ortamları oluşturmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz ay info yatırımla sohbetimiz oluştu Denizli'ye geldiklerinde. Geçen hafta Dünya Gazetesi Hasan Bey ve Vahap Bey ile birlikte ekonomi ve önümüzdeki döneme dair projeksiyon çalışması yapmıştık. Bugün de BWC'nin nazik ev sahipliğinde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Malum çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Hatta biraz önce Mehmet Bey ile dışarıda sohbet ediyorduk. Aynı yaştaymışız. Bize görülebilecek insan hayatında yani iş hayatında görülebilecek pek çok ekstrem durum nasip oldu. Şimdi bizden yaşça büyükler tabii ki farklı şeylerde görmüş olabilir. Bizden daha küçükler başka şeylerde görebilir ama bunun da sınırlı kalmasını umuyoruz. Yani pandemi, doğal felaketler, savaş, 2022 yılında burnumuzun içinde Avrupa'da bir savaştan söz ediyoruz. Bu ortamda bizim ekonomi bileşenler, gelecek, şirketlerimizin yapılanması, kurumsallaşma bu anlamda bir şeyleri konuşmamız belki de biraz havada kalabiliyor ama bunları konuşmadan da önümüze bakabiliyoruz. O yüzden bu ortamda çok kıymetli buluyoruz. Ve artık ekstrem dediğimiz durumların son bulmasını ümit ederek daha öngörülebilir bir iş dünyası ümidiyle ben bir sözü Cenk Bey size de takdim ederim. Bir sözü Cenk Bey'e veriyorum. Katıldığınız için çok teşekkürler. İbrahim Bey çok teşekkür ediyoruz. Size hoş geldiniz diyoruz. Biraz kendimden ve şirketten çok kısa bahsedeyim. Çok kısa bir süre geçelim. Sonra sözü esaslı olan kurumsal finansman üzerinde devam edeceğiz. İsmim Cenk Kulu. Ben PWC'nin ülke lideriyim. Aynı anda şirket ortağıyım. Şirket olarak yaklaşık 2300 çalışanımızda İzmir, Bursa, Ankara, Eskişehir ve ağırlık merkezimiz İstanbul'da birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Artık ben alanları çok sayamıyorum. 68 tane alanımız var. Tabii biz geleneksel olarak esaslı bir bağımsız ettim. Vergi firmasıyken artık danışmanlık alanlarındayız. Şimdi sevgilinin sunumu da ağırlık olarak bizim danışmanlık ekibimizin finansmana bugünlerin güncel konusu olan finansman değişim konusu. Ülkede 40. yılımız esaslı eski bir şirketiz. Yani baktığımızda Türkiye'de yavaş sermaye ilk girenlerinden biriyiz. 40 yıldır Türkiye'deyiz. Ama dünyada ona baktık ne zaman kurulduk diye 1854. Esası 1854'te İngiltere'de kurulan, sonra mergerlerle, birleşmelerle devam eden, en son 2000 yılında da Glasgow-Trabzon-Kupus'un birleşmesiyle şu an artık büyük temin, sayısına gelen dünyada işte 4 ülkeleri firmadan bir tanesi. Dediğim gibi Türkiye'de 2300 kişi. İzmir'de 100 kişi bu arada. Bizim önceliğimiz de artık, biz kızlarla toplantılarını söyledim. İstanbul bizce yeterince doğdu. Büyüklüğünde yeterli. Bizim şirket penetrasyonumuz yüksek, yaşam kalitesi bayağı zorlaşmaya başladı. O nedenle biz yavaş yavaş artık, son birkaç yıldır birazcık daha Anadolu diğer şehirlerinde faaliyetlerimizi arttırmaya başladık. Ki zaten vardık Ankara, Bursa, İzmir'de çok uzun süredir varız. İzmir kaç yıldır oldu? 97'den beri. 97'den beri, İzmir'deyiz. Ama daha dinlikli, daha küçük bir kapasiteydikken artık İstanbul'daki hizmetlerimizin tamamını, İzmir'e taşıma kararı aldık ve hepsini taşıdık. Artık uçarak gelip akşam dönen danışmanlardan, yerleşik danışmanlara doğru geçişimizi tamamladık. O nedenle Denizli bizim için çok önemli. Ev sahibi için tekrar teşekkür ediyorum bize kabul ettiğiniz için. İnşallah artık son gelişimiz değil, devamlı burada olmayı istiyoruz. Ben kısaca size bizim her bir yaptığımız bir CEO survey'imiz var. Esasında bizim bir şirketler devamlı araştırmalar yapıyor ama bu araştırmanın özelliği Türkiye'den de ciddi katılım olan bir araştırma. Biz 7 yıldır bu araştırmayı Türkiye'den ve CEO'ların katılımını yapıyoruz. Ve gerçekten geleceğe ışık tutan bir çalışma. Oradan kısa bir size şey vereceğim, geri bildirim vereceğim, neredeyiz diye. Ama çalışmanın tamamını talep etmeniz durumunda size mail olarak da iletebilirim. Şimdi biz bu çalışmayı 25 yıldır yapıyoruz ve Davos'ta esasında her sene sunuyoruz. 89 ülkede 4446 CEO katılıyor, Türkiye'den de 88. Geçen sene 70'ti. Her sene artıyor çünkü bu gerçekten bizim CEO'ları içerisinde
dünyadaki CEO'lar ne düşünüyor, bizim CEO'lar ne düşünüyor. Ama orada esasında farkları da çok net tespit ediyoruz. Biraz detaylı bakayım. Bu çalışmanın 2012'den beri şunu soruyordu esasında. Ekonomik büyümeyi gelecek 12 ayda artacak mı, azalacak mı? Üstteki dünya rakamları, alttaki Türkiye rakamları. Türkiye'de başladığımız yılda birazcık böyle darbe girişimleri, diğerleri çok enteresan bir yıllara gitti ama son 2 yıldır pandemiyle beraber dünyada da Türkiye'de çok net bir trend görüyoruz. Baktığımızda küresel ekonominin büyüklüğüne, büyüyeceğine inanan %77 dünyada, %80 Türkiye'de bir büyümeye inanan kitle oluşmaya başladı. 2 yıldır da böyle devam ediyor, rekor. Yani şu ana kadar böyle bir rakam görmedik. Peki CEO'lara şey sorduk, hani dünya büyüyecek ama siz kendi şirketleriniz büyüyeceğine inanıyor musunuz diye sorduk. 12 ay ve 3 yıl içerisinde büyüyecek mi? Dünyadaki CEO'ların verdiği cevap, biz bunu geçen sene Aralık ayında yaptık, yani 3-4 aylık bir çalışmamız aslında. %56'sı bu sene büyüyeceğine, %64'ü 3 yıllık daha da büyüyeceğine inanıyor. Yani tabii Rusya krizi olmadan sorulan sorular. Ben çok etkiler, çok ünlü değilim. Türkiye'de daha da ilginç. Türkiye'deki CEO'lar hem bu sene hem de 3 yıl içerisinde, yani bu 88 CEO da iyi bir temsil esasında, büyüyeceğine inanıyor. Biz bir de şunu sorduk, ya kendi bölgenizde büyüyeceksiniz ama dünyada nereden büyüyecek diye sorduk. Hem yurt dışındakileri sorduk, hem de Türkiye'ye ayrılar sorduk. Şimdi 2020'de baktığımızda trend esasında daha çok Çin'in büyüyeceği, birazcık daha Hindistan'ın büyüyeceği, daha böyle gelişmekte olan alanlardaydı. Ama 2020 biraz Trump etkisi de var esasında burada. Bence bizim CEO'lar da benzer cevaplar verdi. Artık para birazcık daha güvenli yerlere doğru kaymaya başladı. Ve orada getiriler de düşük değil bu arada. Yani büyük pazarlar da büyüyor. Eskisi gibi stabil kalmıyor. Baktığımızda ABD %29'dan %40'a çıktı. Çin yine yerini kaybetmemekle birlikte bir tık azaldı. Almanya yükseldi. Burada önemli olan özellikle İngiltere'nin Brexit'ten sonra bakın %8.9, 11.4, 17.1. Yani Brexit'ten sonra İngiltere pazarının büyüyeceğini, İngiltere büyüyeceğinin an dünyada kitle çok yüksek ve burada da neredeyse Hindistan dışında esasında böyle gelişmekte olan bir pazar kalmadı. Yani parada böyle birazcık daha güvenli pazarlara, limanlara doğru gidiyor. Türkiye'de sorduk 3 yıl üst üste. Türkiye'de de benzer İngiltere trendini görmeye başladık. 2020'de esasında Brexit'in daha olmayacağı tartışmalar noktasında %5 iken, bakın İngiltere %19'a doğru gitti. Türkiye'nin tabii kendi pazar, traditional pazarlarına, geleneksel pazarlara baktığımızda Irak'la buluyor. Tabii diğer ülkelerde yer almıyor bizim için bir pazar. Ama Türkiye Irak'la büyüyeceğini yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Suudi Arabistan. Yani bizde bu üçü, bizim tabii bölgesel pazarımız olduğu için biraz geliyor. Ama baktığımızda dünyaya uygun olarak ABD, Almanya, İngiltere için biz de bunun etkisini şöyle görüyoruz, onu da söyleyeyim size. Biz birçok firmanın yurt dışı yatırımları, mütevazı bir şube kursun, merkezin, denetesin, IP'yi nereye koysun diye baktığımızda eskiden daha iddialıyken birazcık daha böyle Almanya, İngiltere gibi daha güvenli, hukuk güvenliği yüksek olan limanlara Türk yatırımcılar da Amerika'ya mesela yeni yeni keşfetmeye başladı bence Türkiye. Oralara doğru yönelmeye başladı. Yani dünyadan daha çok uzak değiliz. Bir de biz CEO'lara şunu soruyoruz. Risk olarak neyi görüyorsunuz? Çünkü bu esasında CEO'nun gündemi ya da şirket sahibinin gündemini oluşturuyor. Şimdi dünyaya baktığımızda siber risk çok öne çıktı. Çünkü niye öne çıktı? Gerçekten sizler de artık biliyorsunuz ki siber saldırı günlük hayatta çok normal olmaya başladı. ERP'leri kilitliyorlar, yok işte Bitcoin nefiti isteyenler. O nedenle özellikle IT sahipleri, yani intellectual property'si, markası, know-how'ı veya ürün reçeteleri olan insanlar çok korkmaya başladı. Çünkü sızıp bunları ele geçirip ticari hayatta çok zarar veren bir noktaya doğru gitmeye başladı. Sağlık riskleri, tabii ki bu şeyin etkisi var. Makroekonomik dalgalanma, iklim değişikliği buraya doğru indi yurt dışında. Türkiye baktığımızda tabii çok natural bir şekilde bizim makroekonomik dalgalanma bizim gündemimizde şaşırtıcı olmayan bir şekilde bir numara bir yerini aldı. Çok şaşırtıcı bir şey iklim değişikliği ikinci yerini aldı. Ben esas çok inanamadım. Biz niye bu kadar iklim değişikliği ciddiye almaya başladık ama özellikle siz tekstil sektöründe ve diğer ülkelerde biliyorsunuz ki ihracat pazarımız olan Avrupa'nın bu yeşil mutabakatın bize yansımasının korkusu da var bizde. Acaba ne olacak? Dün de konuşmuştuk. Bunun sonucu nereye gidecek? İşte karbon vergisini vereceğiz. Ticarete geriye düşeceğiz kısmında. Bizim iş adamlarımız, CEO'larımız, CEO'larda bunun maliyeti ne olacak diye bir korku ve soru işareti.
jeopolitik çatışmalar normal aşağı doğru iniyor. Sağlık riskleri bence Türkiye belki iyi yönettiği düşünüyor bizim CEO'da. Onun için aşağıda elimiz çok alışıklardı. Ama bence eksikliklerden biri de siber riskleri biz çok önem vermeye daha başlayamadık. Ama ben şunu biliyorum ki bizim öyle bilimimiz de var bu arada. Başına geldikten sonra çok önem verdiğimiz noktalardan biri. Siber risk gerçekten önemli. Net sıfıra da baktık esasında. Net sıfır da Türkiye dünyada nerede ayrışıyor diye. Esasında datalarda çok ayrışmıyor. Şurada ekleyeyim. Şeyde ama ayrışıyor. Bizim iş adamlarımızın bir kısmı zaten karbon üretmediğini düşünüyor. Yani karbon demir çelik üretiyor. Yani ben üretmiyorum diye düşünüyor. O nedenle daha orada henüz algı veya know-how tam olarak yerine gelmemiş. Ama temel olarak baktığımızda küresel pazarda müşteri beklentileri için gittiğinde işin çok önemli koyuyorlar. Çünkü müşteri şunu bekliyor artık. Yani bir marka satın aldığında herhangi bir tekstil ürünü olsun ya da herhangi bir cep telefonu olsun, araç satın alsın. Bu gerçekten bu ESG dediğimiz çevre, sosyal ve yönetsel olarak iyi yönetilen bir şekilde mi üretilmiş şirket buna değer veriyor mu? Avrupa ve Kuzey Amerika pazarında bu gerçekten önemli. Tüketici tercihini ona göre yapıyor. Ama biz de daha henüz o noktaya doğru gelmedik ama ihracat pazarımız olan Avrupa'nın bu noktaya gelmesi esasında bizi de birazcık oraya doğru yönlendirecek. Dediğim gibi yani burada denilen bir kısımda şirketin anlamlı miktarda sera gazı üretmiyor. Cevabı Türkiye'de küresel noktadan bir tık fazla. Çünkü biz gerçekten şeyi çok anlamadık daha. Yani karbon nötr olmakla karbon üretmemek arasındaki farkı çok anlamadık. Onu da ama yavaş yavaş bu Avrupa, tabii bu Avrupa'nın da biliyorsunuz son Rusya krizinden sonra kömüre kirli tadı gibi bir mecburiyet mi olabilir? Yani biraz değişiyor dünya ama en azından orta vadede önümüze çıkacak onlardan biri. Son olarak bir de bizim yaptığımız küçük bir anketten daha bahsetmek istiyorum. Bizim aynı zamanda insan kaynakları kısmında da önemli çalışmalarımız var. Çünkü son pandemi bize gösterdi ki dünyada ve Türkiye'de de artık böyle insanların iş bırakma yüzdesi, durup durup gelişten ayrılmaları, hiçbir sebebi yokken işi bırakmaları, sadece hayata bir kere geliyorum, hayatımı yaşayacağım demesi, özellikle Batı ve Kuzey Amerika'da çok arttı. İstanbul'dan buraya doğru da yavaş yavaş geliyor bence. Çünkü artık o kültür özellikle internet hızıyla birlikte insanlar şunu demeye başladı. Ya çalışacaksam nerede çalışacağım, işte gideyim kendi işimi yapayım da ailemden gelirim var zaten niye çalışıyorum? Kültür olmaya başladı. Bir de bir korku olmaya başladı. Çünkü korku şundan dolayı geliyor. Hem unutma hem korku var. Ya teknoloji o kadar hızlı giderdi ki. Acaba ben yaptığım işi 3 sene sonra yapabilecek miyim korkusu ciddi miktarda olmaya başladı çalışanlarda. Biz bundan dünyada araştırdık hem Türkiye'de araştırdık. Türkiye'de araştırdığımızda içinde aile şirketleri, kurumsal şirketler, yabancı sermayeli şirketler, Türk sermayeli, halka açık şirketler. Hepsine esasında ciddi bir ankette 414 katılımcıya kadın erkek, iyi dağılmış bir yaş grubuyla beraber sorduk. Türkiye'deki katılımcıların %42'si işlerin geleceğinden endişe ediyor. %30'u işlerin 5 yıl içinde kaybolacağını düşünüyor. %64'ü şirketleri artık kendi marka olup bir şirkette değil de birçok şirkette çalışabilecek bir şahıs olup olmak istiyor. Yani bence bu olarak işte 3-4 şirketi birden evinde oturarak hizmet verecek bir dünya doğru gitmek istiyor. Türkiye'de dünya ile karşılaştırdığımızda bizim yine bence flexible olmamızla hızlı uyum sağlamamızın getirdiği bir şans da var. Dünyada teknoloji getirdiği risklerden fazla fırsat sunuyor yani 64, %153. Diyor ki ben bir şekilde buradan bir fırsat yaratırım kendime diyor. Otomasyonun iş alanındaki işlere riski atmasa endişeyle ölüyen dünyanın %45'inde robotik proses şeyden geliyor artık. Özellikle muhasebe finansta tekrar gelişleri robotlar veya tekrar yazılımlar üzerinden yapıyoruz. Endişe dünyada %45, bizde %23. O nedenle bu baktığımızda Türkiye'de beklenti biz bir şey olursa düzeltiriz. Bir de dünyada ilginç bir şey de var. Kamu otoriteleri sahip olduğumuz şeyleri otomasyon etkilerini korumak için harekete geçirilir yani %60'dır. Türkiye'de %30. Yani Türkiye'deki şahıslar biz bir şekilde çözeriz, devletten de bir şey beklemiyoruz diye. Burada bence kendi kendimize ayakta kalırız diye cevap veriyorum. Ama şu da önemli. Baktığımızdaki çok geniş bir katılımcıda dijital becerilerini geliştirmek isteyenlerin oranı %70'i. Yani biz şirket olarak da hep şunu yapıyoruz.
şirketlerin çalışanlarımızı veya müşterilerin kişisel bir işlerini geliştirmek için devamlı eğitim programları kuruyoruz. Ve gerçekten ben de şunu gözlemliyorum. Her şirkette kendi adapte edip geliştirmek isteyen Türkiye'deki insan sayısı yurtdışına göre daha yüksek. Burada da %77 olarak ortaya çıkıyor. Bu da bence Türkiye için güzel bir sonuç olarak karşımızda. O nedenle ben tekrar hoş geldiniz diyerek sözü artık güncel bir sorumuza geçmek için bizim bölgelerden sorumlu şirket ortağımız sevgili Mehmet'e veriyorum. Çok teşekkür ederim. Benim herkese mikrofonu. Bu global dünya turundan sonra ben birazcık şeye geleceğim, ülkemize geleceğim. Hepinize tekrar hoş geldiniz. Güzel sabahlar. Sayın Başkanım, sayın değerli konuklar, bizi davet ettiğiniz, burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Denizli'ye her seferinde çok keyifle geliyorum. Hava da güzel. Geçen sefer küçük bir kar kazası yaşamıştık, gelememiştik. O yüzden de özür dileyerek başlamak istiyorum. Biliyorsunuz dünyada iki çeşit sunuma başlama yöntemi varmış. Bir tanesi özür dileyerek başlamak varmış. Burada çok uzak doğuların yaptığı. Diğeri de Amerikalıların yaptığı yöntem şakayla başlamak varmış. Şimdi sabah sabah size bir şaka yapıp da şey yapmayın, kötü bir soğuk şaka yapmayın diye böyle özürle başladım. Mehmet Karakurt ismim. PwC'nin bölgelerden sorumlu şirket ortağıyım. Uzun yıllar PwC'nin aile şirket hizmetlerinden de sorumlu olarak görev yaptığım için kurumsallaşma, aile şirketlerine dönüşüm, sürdürülebilirlik konularında epey bir tecrübe sahibi oldum Anadolu'daki. Özellikle İzmir'de denetim ağırlıklı bir yapıda gördüğüm şu oldu. 97 yılından beri ben İzmir'deyim. 94'te PwC'ye katıldım. Okuldan mezun olur olmaz. Şirketlere sadece zorunlulukla ilgili işlerinde destek olmak çok fazla bizim yanlarında olduğumuz anlamına gelmiyor. O yüzden bizim o şirketlerin ajandasını, sizlerin sorunlarını, sıkıntılarını, gelecekle ilgili kaygılarını da anlayıp yanınızda oturup daha beraber neler yapabiliriz diye bizim hem global tecrübemiz hem Türkiye'deki tecrübemizi paylaşmak. Öyle olunca da aile şirketleri hizmetleriyle ilgili işler yapmaya başladık. Yaklaşık 2000 yılından beridir de nereden baksanız 20 küsur yıldır Türkiye'deki aile şirketleriyle ilgili araştırmalar yapıyoruz. Çeşitli seminerler yapıyoruz. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde şirketlerle çalışıyoruz. Aralarda anlatırım belki çok hem komik hem trajikomik hem üzücü anılarımız oldu. Bunların Türkiye ekonomisinin önünü çok açtığına da inanıyorum ben. Çünkü insanlar kötü tecrübelerden bir parça ders alarak hayatlarını sürdürüyor. Ama artık yeter bence. Türkiye'de kötü tecrübelerden örnek olarak ileriye gitmeyelim. İyi tecrübelerden birbirimize verdiğimiz o enerjiyle ileriye gidelim. İbrahim Başkan'la da az önce konuştuk. Yani bir uzaylılar kaldı gelmeyen. Herhalde bu nesil onu da görecek diye söyledim. İnşallah onlar iyilik getirir de değişiklikler götürürüz. Böyle çocuk poposu gösteriyorum size, kusura bakmayın ama aile şirketleri bence adım adım büyüyen yapılar ve çok da sağlıklı büyüyorlar o yüzden. Bizim de baktığımız zaman sağlıklı büyümemiz var Cenk'in de söylediği gibi. Şu anda bölgelerde yaklaşık 300 kişi çalışıyor. En genç ofisimiz Eskişehir. Kapsam alanımızda baktığımız zaman neredeyse şöyle Türkiye'nin tamamını kapsayan bir alandayız. En eski ofisimiz Ankara. İlk Ankara'da ben de göreve başladım. 94 yılından beri Ankara'da çok büyük ofisimiz var. Yaklaşık 100 kişi. Tahmin edersiniz ki daha çok devlet, hükümet, kamu şeyleri, şirketleriyle haşır neşir olan. Ama ortada çok ciddi bir büyüme var. Daha sonraki ofisimiz İzmir, Bursa ve en genç ofisimiz de Eskişehir. Amacımız bu bölgede, Cenk'in de az önce söylediği gibi, uçarak gidip gelenler değil, bu bölgenin çocukları, bu bölgenin bilgilerini taşıması ve oralarda yerleşik şekilde hizmet etmesi. Şu anda bölge ofislerimizdeki 300 kişi yerleşik. Bu rakamın daha da artmasını bekliyoruz. Denizli'de aslında bizim Türkiye'nin ilk 5'teki ihracatçı şehirlerinden bir tanesi 4,5 milyara yakın. Yanlış söylüyorsam bakın lütfen düzeltin başkanım. 4,5 milyara yaklaşan ihracatıyla bizim açımızdan kaç? 8 mi? Demek ki seneye 5 olacaksınız, ben içime doldum. Öyle söylemiş olayım. Çok büyük bir potansiyel. Biz de burada zaman zaman gittik geldik, müşterilerimiz var ve çalışıyoruz. Bunu daha sıkı bir şekilde yapmak istiyoruz. O yüzden burası da bizim önemli hedeflerimizden bir tanesi büyüme açısından. Umarım önümüzdeki senelerde burada da bir tane yıldız şuraya koyarız. Şimdi aile şirketlerinin sırrı. Ben bu aile şirketlerinin sırrını çözemedim diye düşünürken geçenlerde şöyle bir karikatürle karşılaştım. Gerçekten aile şirketlerinin sırrı bu.
kuşaklar boyu sevgi, nefret, ihtiras. Yani aile şirketleri bence bu üç tane gibi güzel anlatıyor. Bu bizi ayakta tutuyor. Tabii önemli konu aile, şirket ve ortaklar dinamiğinin beraber olarak yansıması. Bakacak olursanız aslında her birimizin şirketleri ilk başladığı zaman böyle. Yani bir kurucu var, bir iki tane çalışan var. Böyle vizyon, misyon, değer falan diye bir şey yok. Patron nereye giderse herkes onu takip ediyor. Amaç akşam eve ekmek götürmek. O yüzden hareket etmiş, ne yapacakmışız, aile anasasıymış, kurumsallaşmamış, bunlar yok. Önemli olan şirketin ayakta kalması. Bu resimde tanıyan vardır belki Hacı Bekir. Şu beyefendi Hacı Bekir, bunlar da mahkumları. Yani Türkiye'nin şu anda ayakta kalan en yaşlı aile şirketi Hacı Bekir. 10 tane şirket var şu anda, 100 yaşını geçmiş Türkiye'de. Hacı Bekir birinci, ondan sonra Güldoğlu falan diye gidiyor. Vakıfbank var organizasyon olarak. 10 tane şirketin ya 7'si ya da 8'i yemek üstüne. Yani demek ki Türkiye'de yemek işi ölmüyor. Yani o garanti. Burada da Hacı Bekir bizim en eski şirketimiz. Şimdi peki bunu baktığımız zaman birkaç nesil sonra yapı nereye gidiyor? Aslında böyle bir yapıya gidiyor. Bu Hacı Bekir ailesi değil, aradım ama bulamadım Hacı Bekir ailesinin resmi var mı diye. Herhalde efendim... olsaydı böyle olur. Olsaydı böyle olur. Yani böyle bir yapıya gidiyor. Şimdi baktığınız zaman içinde işte herhalde bu Hacı Bekir Bey bu olurdu. Bunlar da torunlar, kızlar, çocuklar, damatlar falan. Şimdi iş birazcık çetrefilli olmaya başlıyor. İşin içine aile giriyor. İşin içine şirket giriyor. İşin içine yönetim giriyor. Profesyonel ya da aile. Hiç fark etmez. Her bir şirketi ayrı bir yerden çekmeye başlıyor. Herkesin kendi hedefleri, kendi arzuları var. İş hedefleri mi önce gelir? Aile mi önce gelir? Kişisel hedefler mi öncedir? Etik değerler, vizyon, aile anayasası, misyon, kim benden sonra şirketin başına geçecek, patron kim olmalı? Bunlar çok ciddi stres yaratan konular. Aile şirketlerin aslında baktığımız zaman şu andaki hem Türkiye'deki hem dünyadaki yapısı bunu gösteriyor. Çok zor bir yapı. Önemli olan bu zor yapıyı prof söylemiş galiba. O çok basit bir oyundur ama zor olan onu basit olarak oynayabilmek. Bizde de herhalde bu karmaşık yapıyı yönetmek çok zor oluyor. O yüzden kurumsal yönetim bizim için çok önemli bir konu. Bu tabii birazcık artık eskidi Türkiye'de kurumsal yönetim, kurumsallaşma birazcık da çok fazla suyu da çıktı diye düşünüyorum. Geçenlerde bir taksiye bindim İstanbul'da. İşte havalimanından gideceğiz. Tıkandık artık her zaman gibi. İşte sohbet bir parça, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Ne iş yapıyorsun dedi. Şimdi denetçiyim desem anlamayacak, zor bir noktaya gideceğiz. Dedim danışmanım. Ne danışmanlığı yapıyorsun abi? Aile şirketleri, kurumsallaşma falan. Aa dedi, ben kurumsal bir taksiyim dedim. Dedim tamam, geldik yani. Şeye geldik hakikaten, açtık dükkanı güzel yerlerde. Dedim, nasıl oluyor kurumsal taksi? Bir dedi, her gün sabah kalktığımı tıraşım olurum dedim. Süper dedim, tıraş olmuşsun. Bugün olamadım abi, çok erken. İki dedi, kravatımı takarım dedi. Kravat yok dedim, yanında duruyor abi dedi, gösterdi. Üç dedi, inerken dedim, mutlaka faturasının işini veririm müşterim dedi, inerken vermedi. Kurumsallaşma değişiyor gerçekten bakış açısına göre. Yani kurumsallaşmadan ne anladığımız önemli. Bu tanım bizim açıkçası kendi tanımımız. Bu tanım herhangi bir kitapta yok. Biz kendi kendimizi aslında yaşayarak çıkarttığımız bir tanım. Baktığımız zaman aslında işletme yönetiminin icra yetkisini özgürce, okuyorum kusura bakmayın çünkü kritik mesajlar var. Özgürce ama keyfiyetten uzak bir şekilde kullanırken icraatların hesabını şeffaf şekilde vermesidir. Aslında bu keyfiyet, hesap verme, şeffaflık kurumsal yönetimin 4 tane ilkesi. Biz bir şirketin kurumsal yönetiminden bahsediyorsak aslında o icrasına bir etki veriyoruz. Yönetim kurulu olarak, genel kurulu olarak bir icra seçiyoruz. Diyoruz ki bizim şirketimizi sen yönet. Ben bunu şuna benzetiyorum. Sitede yaşıyorsanız bir site yönetimi seçiliyor. Bütçe veriliyor. Diyoruz ki ona sen bu sene bizim sitemizi sen yönet. Bahçeye bak, parka bak, otoparka ayarla, kira şeyleri topla, sıcak soğuk su olsun, üşümeyelim filan. Bu icra yetkisini verdikten sonra dakikada bir ararsanız yöneticiyi, yönetici der ki yeter ya, yani bana ne yetki verdin, madem gel kendin yap. O yüzden bu yetki özgürce kullanacak icra yetkisini. Ama bu özgürlükten kasıt keyfi bir şekilde değil. Yönetim kurulunun, genel kurulunun vermiş olduğu yol haritası dahilinde
yapılması gereken planları, programları keyfiyete göre değil, o plana göre yaparken bunun da hesabını verecek bir yapının kurulması lazım ve şeffaf olması lazım. Kurumsal yönetimden bizim açıkçası anladığımız, olması gerektiğini düşündüğümüz yapı bu şekilde hep gözümüzün önüne geliyor. İyi örnekler de bunu gösteriyor. Peki bu noktada kurumsallaşma nedir? Yani kurumsal yönetim anladık da kurumsallaşma nedir peki? Kurumsallaşma yönetimde kurumsallaşmanın aynı şekilde işletmenin faaliyetlerini bir kişinin varlığına bağlı olmaksızın bu kişilerin kendi becerilerine bağlı icra yönetimlerinden bağımsız. Ne demek bu? Mehmet geldi böyle yaptı. Ahmet geldi böyle bir şey mi olur? Ben devraldım. Enkaz devraldım. Ben dişçiye gittim geçen ay. Dolgun var, dolgun kırıldı. Aç ağzını dedi, açtım. Ha, bu da ayrı bir konu, en büyük yaşadığımız şeylerden. Doktora gidip ağzını açmamak gibi bir şeydir. Bu danışmanla çalışıp bilgi vermemek. Onu da çok yaşarız. Doktora gittim, ağzını aç dedi. Açtım ağzını, baktı. Oo dedi, kim yaptı bu dolguyu ya dedi. Abi dedim, sen yaptın ya. Yani bu bir parça bizim şeyimizde de var, kültürümüzde de var. Yol yapılır, eski yönetim böyle yapmış diye. Önemli olan kişilerin kendi icra yetenekleri değil. O şirketin bir sistemi, bir terbiyesi olması gerekir. O yönetici gider, yeni yönetici geldiği zaman tabii ki kendine göre tarzları vardır, kendine göre dokunuşları vardır ama o şirketin iş yapma terbiyesine bağlı olarak işi yapacak bir yönetiminin olması, bir kural setinin olması gerekir. En önemli konu açıkçası bizim kurumsallaşmada baktığımız nokta budur. Hep burada şu gelir insanın aklına, ya, konu insanın olmayacağı değil ama isimler olmadığında aksama yaşamayacak sistemin kurulmasıdır. Ya, patronlar şirkette kalmasın, aile şirketinde kurumsallaşmanın diye yok öyle bir şey. Patron şirkette olacak yani tırnaklarıyla kazımış getirmiş oraya. Ama bundan sonrası nasıl gidecek? Size bir haberim var, yani bu kötü bir haber ama hepimiz öleceğiz. %100. Ne zaman olacağını bilmiyorsun, Allah geçimden versin. Bizim şirketlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için kurumsallaşmaya ihtiyacımız var. Kurumsal yönetime bu yapıya o yüzden ihtiyacımız var. Bu kişi profesyonel de olabilir bizim yerimize geçecek kişi, ailemizden birisi de olabilir. Ama önemli olan o yapının sistematiğini oluşturabilmek, o şirketin terbiyesini, kültürünü oluşturabilmek ve bunu nesilden nesile aktarabilmek. Bizim en çok gördüğümüz konu patronun, kurucunun kafasında oluyor bazı şeyler. Yazılı olmuyor. Bir sonraki nesilde bile kimin başa geçeceği söylenmiyor, tartışılmıyor, konuşulmuyor, hazırlık yapılmıyor. Öyle olunca da Allah geçimden versin, rahmete erdiğimiz zaman arkadaki şirkette çok büyük bir kaos yaşanıyor. Önemli olan bunu şimdiden düşünün, bunun sonradan sıkıntı haline gelmemesini sağlamak açıkçası kurumsallaşmak. O yüzden iş içinde insanlar olacak, isimlerin çok da fazla önemli olmaması gerekiyor. Fenerbahçe'de Alex gitti, bir daha toparlayamadım. O da ayrı bir konu. Demek ki Fenerbahçe'nin sistemi yok. Bu da kurumsallaşmadığının göstergesi. Kurumsal olmak, birkaç tane önemli başlığımız var. Büyük hesaplar yapmak ama detayları atlamak. Bu detaylar zaman zaman atlanabiliyor. Çok büyük hesaplar yapılıyor ama o detayların neler olduğu, nasıl işleneceği, iş planlarının ne olduğu noktası kritik. Biz büyük planlar yapalım, bu şirketi büyütelim, 3 katına çıkartalım, yurt dışına ihracat yapalım. 4,5 milyar ihracatı 9,5 milyara çıkartalım ama hangi planla? Kurumsal yönetimdeki en önemli konu bu detayların yönetilmesi. Bugün için belki getirisi olmayan ama yarın için önemli olacak. Az önce Cenk'in söylediği gibi ESG gibi, çevre iklim değişiklikleri gibi ya da ne bileyim bizim içinde bulunduğumuz ekonomideki o krizlerin yönetilmesi gibi konularda önümüzdeki dönemdeki o hesapların iyi yapılmasını, şu anda getirisi olmayan konuların da önümüzdeki dönemlerde neler olacağını iyi okumak lazım. İşte CEO Survey'i gördük. Tüm dünyada ve Türkiye'deki patronların beklentisi neler, nelere bakıyorlar, nelere gidiyorlar. Bunları okumayı, sürekli ajandamızın içine sokmayı bir alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Az önce bahsettim, patronların işi tamamen profesyonellere bırakması değil. Fakat profesyonelleri de günah keçisi yapmaması. En önemli konu odur. Profesyonelleri hem ödül hem ceza yöntemiyle ve ikisini de dengeli bir şekilde kullanarak işin parçası haline getirebilmek, yani taşın altına ellerini sokturabilmektir. Kurumsal yönetimin temel ilkesi.
Çünkü bunu çok yaşıyoruz. Patron bir profesyonel atıyor şirkete. Fakat o profesyonele yetki vermiyor. Yani davulonda ama tokmak patronda. Yani böyle olduğu noktada çok fazla verim alınamıyor. Sonra da deniyor ki işte biz dışarıdan profesyonel getirdik. 10 bin lira veriyorum ayda diyor patron. İş yapmıyor. 10 bin lira veriyor. İş yapmamış oluyor. Yani şimdi kim bunun sorumlusu? 10 bin liralık adama iş yapıp bir şeyler getirmesini beklemek mi mantıklı? Yoksa yetki vermeden o adamdan bir şey beklemek mi mantıklı? Önemli olan iş birliğini sağlayabilmek buradaki konu. Yani aynı kadeye gözyaşı dökebilmek diye bir laf vardır ya, hakikaten aynı kadeye gözyaşı döktürmeyi sağlamak, profesyonelleri içeriye alınan aileleşmiş profesyoneller o yüzden çok kıymetli bir tabirdir. Ülkemizde de bu çok ciddi bir şekilde yapılıyor. Bu böyle bir olduğunu biliyorum. Sistem haline gelmek kurumsal yönetimdeki önemli bir konu. Fakat şirketin sistem haline gelmesi yeterli değil. Ailenin de belli bir sistem içine girmesi, yani sadece şirketin değil, ailenin de kurumsallaşması gerekir. Çünkü ilk baştaki o üç yuvarlağı hatırlayın. Bir yuvarlakta aile, bir yuvarlakta yönetim, bir yuvarlakta şirket var. Bu üçünün bir araya gelmesi, harmoni içinde yaşaması önemli olan konu. O yüzden ben şirketimi kurumsallaştırdım ama ailenin içerisinde bir kurumsallaşma yok. Aile anayasası, aile meclisi, aile konseyi adına ne diyorsanız, onun bir kuralları yoksa bu yarın, bugün olmasa bile yarın potansiyel bir risk taşımaktadır. Bu yüzden ailenin de kurumsallaşması önemlidir. Aile nasıl kurumsallaşır Mehmet diye sorabilirsiniz. Az önce söylediğim gibi bazı şeylerin kafadan kağıt üstüne ya da masanın etrafında konuşulur hale gelmesi yok. Biz pek konuşmayı sevmeyiz. Yani yeni nesillerle, küçüklerle konuşmayı pek sevmeyiz ama yapmak gerekiyor. Benim oğlum var 20 yaşında, üniversiteye gidiyor. Bazı şeyleri anlattığım zaman şey diye düşünüyorum. Ya neden bilmiyor ki bunu bana soruyor. Aslında bilmesini bekliyorum ama ben onu öğretmezsem doğrusunu o bildiğiyle yürüyecek. Ve o bilgi belki benim hakikaten istediğim bilgileri içermiyor olacak. O yüzden o bilgi alışverişini net bir şekilde yapabilmek, öğretebilmek önemlidir. Şimdi patronun kendisine sorması gereken birkaç tane soru çıkarttık biz. Bu da dediğim gibi tecrübelerimizle bir parça oluşan konular, sorular. Bunlar da sınırlı değil ama konuyu açıkçası bir altını yapmak için ateşli de söylediğimiz konular. Şirketimizin geleceği nasıl olacak? Benim amacım ne? Ben bu şirketi neden kurdum? Neden yönetiyorum? Neden büyütmeye çalışıyorum? Benim amacım ne? Bu şirketi ne yapmaya çalışıyorum? Ben ailemi ne yapmaya çalışıyorum? Bu soru çok kritik bir soru. Zaman içinde, iş yoğunluğu içerisinde unuttuğum... Emekli hiç olmayacak mıyız biz? Bir Antep'te bir müşterim söylediğinde çok rahatsız oldum. Yani kendim rahatsız oldum. Kendimi de düşündüm açıkçası o noktada. En büyük hayalim babam bir masanın başında ölmek. Ağır dedi. Yani bana ağır geldi. Masanın başında ölmeyi hedef olarak koymak bir insanın nasıl bir bağlılıktır işine, şirketine. Şirketler bizim kültürümüzde, az önce aralarda konuştuk. İtalyan yapısı da bize benziyor. Beyefendi Fransa'yla örnek verdi, çok doğru yapı açısından. Bizim aile şirketlerinde şirket, babanın ya da annenin ikinci bir oğlu kızıdır. Organik değil, inorganik evlat. Ama zaman zaman evlattan daha çok seviliyor. Çünkü o evlat sizin sözünüzden hiç çıkmıyor. Siz ne isterseniz onu yapıyor. Ve biliyorsunuz ki siz istediğiniz için onu yaptı ve tam da istediğiniz şekilde yaptı. Suçlayamıyorsunuz da kendiniz çünkü onu söylediniz. Evladı suçlayabiliyorsunuz. Sana öyle dedi. Emekli olunca ne yapacağız? Nasıl bir meşgalemiz olacak? Bunları düşünmek lazım. Yazmak da lazım. 65 yaş, 75, 75, 85 ne diyorsanız ama bir seçeceğim, kimi seçeceğim? Yani benden sonra patron kim olur? Bana ne benden sonra kim olur diyebilirsiniz. Ama demiyorsanız benden sonra kimin olacağı konusu önemliyse bunu da tartışmaya açmak. Eğer aileden aşağıdan gelen birisi olmadığını inanıyorsanız profesyonellerin belki bu şekilde gelip gelemeyeceğini şirketin devamının emin neler olduğuna emin olmanız için bir havuz oluşturmanız gerekir. O havuzun nasıl olacağı konusu zaten ayrı bir çalışmadır, akademik bir çalışmadır. Yönetici havuzun oluşturulması, eğitimlerin verilmesi, belki kaç kişinin böyle bir havuzun içerisinde yetiştirilmesi, bunların oraya doğru koştuklarının biliniyor olması,
başta o programın onun için olduğunu netleştirmesi gerekir. İnsanlar nereye koştuğunu biz. Karanlık yolunda koşarsanız aydınlıkta koştuğunuz kadar hızlı koşamazsınız. Muhtemelen günün sonunda bir yere çarparsınız. Önemli olan bu çarpmayı engellemek. İlla ki çarpacaksak da planlı bir çarpmayla o işin hasarını azaltmak lazım. Çünkü hiçbir zaman ben biliyorum da benim oğlum bir Mehmet Karakurt olmayacak. Olmasın da zaten. Olmasını beklemek hata. Bizim en çok yaptığımız konular ne oluyor? Çocuğumuzun ya da bir profesyonelin gereken konuları. Aile meclisi olmazsa olmaz mı? Akşam yemek masasında iş konuşmak, şirketteki toplantı odasında iş konuşmaktan çok farklıdır. Verimlidir, verimsizdir tartışmasına girmiyorum. Yani çok farklıdır diyorum. Bunu size bırakıyorum. Ya ama baba öyle değil cevabını almak mı sizi daha destekler? Yoksa gerçekten rakamlarla, verilerle, belli projeksiyonlarla bir konuyu tartışmak mı sizi daha iyi verir? Önüne rakamlarla konduğu zaman. Yemekte tabii ki konuşacağız. Ama bunun da bir sistematiği, bunun da bir planı olması lazım. Aile meclisi şirkette olan ya da olmayan aile üyelerinin toplanmasıyla gerçekleştirilir. Şirketin her bilgisini vermeyebilirsiniz. Gizli dersiniz veya ben işte Baltız'a niye bu bilgiyi vereyim diyebilirsiniz. O zaman kimin katılacağını karar verirsiniz. Katılmayanlarında o bilginin bir şekilde ulaşmasını sağlarsınız. Amaç ne? Anlıyorsunuz o ilk baştaki karikatürdeki o hırsı, ihtirası sevdiği yönetebilmek, dengeleyebilmek. Çünkü gri alanlar stres yaratıyor. Karanlık alanlar korku yaratıyor. Ve böyle olunca insanlar kendi aralarında konuşmaya ve çekiştirmeye başlıyor. Yönetilemez hale geliyor. Önemli olan bu karanlık alanları, gri alanları olabildiğince aydınlatabilmek. Kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik hep bunları söylüyor. Bahsettim. En çok tartışılan konu. Şirketten ayrılacak aile üyeleri hisselerini nasıl satacaklar, ne verecekler? Hissedarlar sözleşmesi. Çözüm. Bir şirket ortağı şirketten ayrılacağı zaman, şirket bölüneceği zaman, birisine satılacağı zaman bunun nasıl yapılacağını daha önceden iyi zamanlarda karar verirsek, kötü zamanlarda, tartışmalı zamanlarda, böyle fırsat çıktığı zamanda heyecan içinde karar vermekten çok daha faydalı olacaktır. Bunu düşünebilmek, bu soruyu kendimize sorabilmek kritik. Toplantılarımızı nasıl daha verimli, çok sessiz, az stresli yapacağım. Zaten bunu çözdüğümüz zaman herhalde bayağı bir şeyi çözeriz. İlk başta da aslında bir parça söyledim ama en kritik konu. Bizim şirket aile için mi var yoksa aile şirket için mi var? Bu konunun kararını verebilmek lazım. Bu şirket bizim çocukları beni mi besliyor? Yoksa bizim çocuklar ben bu şirkete mi köleyim? Egzecere ediyorum bir parça ama önemli bir soru bu. Bunu kararını vermek kıymetli bir karar. Ki sürdürülebilirliği getirecek, devamlılığa götürecek kararları alalım. Bu çok hoşuma giden bir şaka. Cevap daha da bomba. Kurumsal yönetimdeki yapı böyle olması gerekiyor. Ama belki çok da iyi. Şimdi bizim belirlediğimiz az önceki sorular gibi, dedim ki bunun hiçbir kitapta yok. Bunlar hep bizim tecrübemizle, Türkiye'deki özellikle tecrübemizle bildirdiğimiz yaklaşık 20 küsur yıllık tecrübenin bir şeyin sonucu. Bunlar hangi adımları atmalıyız peki? Bu soru geliyor. Tamam, eyvallah, anladım. Mesajınızı aldım. Yeterince korkuttunuz bizi, ölmek dediniz, bir şeyler dediniz. Tamam da nereden başlayacağım ben bu şey? Tamam, kurumsal da olmak istiyorum. Devamlı olsun istiyorum şirketim. Kurumsalım belki ama devamlı olsun istiyorum. Nereden başlayacağım? Hangi adımları atacağım? Aslında 8 tane adım çıkardık biz bu konuda. Birincisi bir defa şirketin bir durum değerlendirmesini yapmak gerekiyor. Benim güçlü yanlarım, zayıf yanlarım, risklerim neler? Bir şöyle oturup 20, 30, 40, 50 yıl neyse onun bir muhasebesini yapmak gerekiyor. Bunu yaparken de birazcık kolları sıvayıp acımasızca yapmak gerekiyor. Bir yol haritası çıkartmak çünkü kritik olarak. Ben bu riskleri ne kadar taşımak istiyorum? Ben bu iyi yönlerimi ne kadar daha parlatmak istiyorum? Piyasada neler var, neler yok, onları nasıl yapmalıyım? Bu analizi yapmak gerekiyor. Hemen sonrasında vizyon, misyon, bunlar çok seksi laflar biliyorum ama bizim şirketimizin koştuğu yer ne? Ne olmak istiyoruz biz? Bu şirket, A şirketi ne diye anılmalı? Ne diye bilinmeli?
çok hayırsever bir şirket. Çok karlı bir şirket. Herkesin girmek istediği bir şirket. Dünyanın bir numaralı bilmem üreticisi. Bunların kararını vermek lazım. Allah'a ayeti değil bunlar. Değişebilir. Ama bugün itibariyle bu kararı verip herkese yaymak gerekir. Bir yine Antalya'daydı ya da Adana'daydı sanırım. Bir müşterimize toplantıya gittik. Bir patronla sohbet ediyorum. Arkasında vizyonumuz, misyonumuz ve kocaman bir levha var. Şeytan tuttu beni. Dedim ki, efendim vizyonunuz, misyonunuz nedir? Bir şeyler söyledim, arkada başka yazıyor. Hadi ya öyle mi dedim? Yani olmuyor. Yani ya güncel tutacaksınız, ya yazmayacaksınız, ya da yazdığınızı bileceksiniz. Demek ki içselleşmemiş. İçselleşmesi herkese paylaşılması önemli ve güncel hale getirilmesi önemli. Dün bambaşkaydı benim düşüncelerim, bugün bambaşka. Tamam, bir araya gelelim o zaman, tekrar bunları revize edelim. Dün savaş vardı, bugün savaş yok. Benim vizyonum etkilemez mi? Benim daha hayırsever, daha karlı bir şirket olduğumu engellemez. Sadece iş planlarını değiştirir. O yüzden aslında vizyon, misyon da zırt pırt değişen konular değildir. Önemli olan onun arkasında herkesi koşturabilmektir. Bahsettim, orta uzun vadeli iş planlarını yapmak. Bahsettim, uzman profesyonellerle çalışmak, menfaat birliği oluşturulması en zoru bu. Yani uzman profesyoneli bulmak, içinize sindirmek, ortak menfaat sağlamak. Kağıt üstünde çok kolay yazması. 30 saniyede yazıyorsunuz, 10 saniyede yazıyorsunuz. Uygulama durur. Ama dediğim gibi bunları da yapmak gerekiyor. En tepki aldığımız konu bu. Yönetim kurulunda bağımsız, objektif, yetkin üyelerin olması. Kral çıplak diyecek resim yani yönetim kurulunda. Bu birazcık zorumuza gidiyor, ağrımıza gidiyor. Bir de diyoruz ki ya yabancı niye sokuyoruz senin adamın yönetim kurulumuza? Amaç zaten bu. Aklın yoluyla kalbin sesi arasında karar verebilmek diye bir araştırmamız vardı 4-5 yıl önce. Gerçekten bunu yaptığı için bu önemli. Çünkü bizler bir parça şirketleri dedik ya az önce evladımız gibi görüyoruz. Her zaman aklımızın yoluyla değil bazen kalbimizin sesiyle karar veriyoruz. O yüzden o profesyonel yetkin kişinin, bağımsız kişinin yönetim kurulunda hayır, bence bu yanlış sesini çıkartabilmesi önemli. Bunları içeriye katabiliyor olmamız önemli bir adım yönetim kurullarındaki bu bağımsız üyeler. İç denetim, dış denetim mekanizması. Ne gerek var iç denetime? Biz zaten bunu kendi içimizde takip ediyoruz. Aslında kurumsal yapının bekçisi iç denetim mekanizmalarıdır. Çünkü siz bir sistem kurdunuz, bir kurallar silsilesi oluşturdunuz, şirketin bir kültürü, bir terbiyesi oluştu ama gerçekten bunlar uygulanıyor mu? Gerçekten herkes bunu takip ediyor mu? Ya da dönem içinde değişiklik ihtiyaçları oluşmaya başladı mı? İç denetimin birinci vazifesi budur. Bunun bekçisi olmak, koyduğunuz kuralların ve değişim ihtiyacının zamanı geldiğini size uyarabilmek. Belki uyarı sistemi parça. Alef etkilerinin yapılması, paylaşılması bahsettik. En son hala yasası ise davar sözleşmesi. Bizim arkadaşlar kızıyor bunu. Bunu en sona koyduğunuz zaman ya biz oradan ekmek yiyoruz ya bunu en sona koyma diye ama yukarısı olmadan şirketi kurumsallaştırmadan, aileyle kurumsallaştırmak biraz zor. O yüzden bu adımları attıktan sonra ama olmazsa olmazı da aile anayasası ve daha da önemlisi ise davar sözleşmesi. Çünkü aile anayasası bir centilmenlik anlaşması. Bir yasal bağlayıcılığı yok. Halbuki istedarlar sözleşmesi gerekirse esas sözleşmeye de bağlanır. Genel kurulda karar altında olur ve yaptırımları vardır. Aile anayasasında aldığınız bir kararı uygulamayan bir aile bireyini en fazla aile meclisine sokmazsınız. Ama listesi olan bir aile üyesine istediği şeyi yapmadı diye üyelikten ya da istedaratı atamazsınız. Bunlar onları da sınırlayan, kısıtlayan, rahatta zapta sokan konulardır. Bu 8 tane konu var, atılması gereken adımlar. Ya peki siz ne yapıyorsunuz? Bu kadar anlattınız ya, siz hiç bunu uyguluyor musunuz diye. Uyguladığımız yapıda bizim bilimimizin Türkiye tarafından Türk aile şirketleri için dizayn ettiğimiz yaklaşık 15 yıldır, 10-15 yıldır uyguladığımız bir program var. Bu Ekonomi Bakanlığı'nın da desteklediği bir programdır. Kurumsallaşma koçluğu programı adı altında yaptığımız zaten 3 tane adım. Az önce bahsettiğim gibi mevcut durum analizi, bunun sonunda bir yol haritası ve takip. Takip birazcık enteresan bir konu. Biz çünkü bu takip aşamasında sanki sizin yönetim kurulu üyeniz işçisine ayda bir, iki ayda bir sizinle beraber toplantıya katılıp bu daha önce bulunan bulguların hayata geçirip geçirmediğinin bekçiliğini yapıyoruz aslında.
O yüzden enteresan bir yöntem oluyor bu. Çünkü danışman gelir, bir şeyler söyler, gider. Yapıp yapmamak size kalır. Bu birazcık o yüzden danışmanlık değil, o yüzden koçluk dedik adına. Biz sizinle beraber bunun uygulanmadığından emin olmaya çalışıyoruz ki bazen insan anladığını zannediyor. O programı, o yol haritası, o listeleri. Fakat uygulamaya geçeceği zaman takılabiliyor. Ya Mehmet bana bunu söylemişti. O zaman da mantıklı gelmişti ama nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız da işte biz sizin yanınızda olmayı seçiyoruz. Bir yönetim kurulu üyesiymişçesine. Burada takip kısmı o yüzden önemli. Yaklaşık 6-8 hafta sürüyor bu çalışmamız. Sonunda da bir raporla, yol haritasıyla ayrılıyoruz şirketten. Risklerinizi, neler yapmanız gerektiğini, hangi projeleri, planları yapmanız gerektirdiği ortaya çıkan bir çalışma. 12 tane de alana bakıyoruz bunu yaparken. Aslında şirketin bütün fonksiyonlarını elden geçiriyoruz. Ya bu tek kişi nasıl yapıyor? Tek kişi yapmıyoruz. Her konunun uzmanı gelip bunu yapıyor. 2300 kişi var PwC'de ve 86 tane ayrı hizmet verebiliyoruz. Bunlar da açıkçası o hizmetlerin parçası olarak özel olarak eğitilmiş arkadaşlar. Tedarik yönetimi, müşteri yönetimi, stok yönetimi, bilgi teknolojileri, finans, aile ilişkileri, stratejik planlama, bütçe yönetimi, işletme sermayesi, insan kaynakları, yatırım yönetimi, iş denetimi, iş sağlığı, çevre güvenliğine kadar bakın. Bayağı kapsamlı bir pool'a gibi bir rapor çıkartıyoruz moral bozmak için. Ondan sonra diyoruz ki bunların da yapılması lazım ve onları yaparken de şunları yapmamız lazım. Bu şekilde bir yol haritası sunuyoruz. Reklamları da yaptıktan sonra çok teşekkür ediyorum benim dinlediğiniz için. Sorunuz varsa almak isterim. Böyle motor gibi konuşma sorusunuz arkada bana kaç göz yapıyor. Hadi artık sıra var ya. Para var ben burada alacağım diye arkadan sesleniyor. Sorularınız varsa almak isterim. Yoksa çok teşekkür ediyorum. Günaydın tekrardan. Mevlüt Bey'in ismim. Ben de Cenk Mehmet'in bahsettiği gibi danışmanlık tarafı şirket ortaklarım. Mehmet giriş yaparken doğulu giriş yapayım dedim özür dileyerek. Ben de şakayla geçirdim o zaman. Ben Fenerbahçe'yim. Denizli'yi çok seviyorum ama bize bayağı sıkıntı yaşattığınız zaman diye. 2003 mü? Şampiyonluk denilmiştiniz. 2006 Fener'de. Ben Denizli'de yaşayan bir Fenerbahçe. Öyle mi? Siz daha çok ücretsiniz. Vestel'de 4 ayda projede çalışıyoruz. Yurt dışından kredi yurt dışından çalışıyoruz.
İzmir'de Arkas, Özbölge'ye yakın dönemde çalıştık. Şehir hastane projelerinde yoğun çalışıyoruz. Devam eden bu şekilde bayağı bir finansman ve yeniden yapılanmalar işlemlerinde çalışıyoruz. Bu bölgeye çok yabancı değil. Akdeniz, ben de Adana'yım ve Demir Sporcu'yum ama Adana Spor'dayım. Şimdi aşağı yukarı bir saatim var galiba. Bu bir saatte ilk başta bir finansman piyasalarından neler oluyor? Biraz bundan bahsedeyim. Ondan sonra da geçtiğim 3 yılın, muhtemelen önümüzdeki 2 yılın hat, yani sıcak konusu olan ve finansman yeniden yapılanmanın için maalesef kötü günler yaşıyoruz. Daha kötü günlerde yaşayacağız. Öyle gözüküyor. Kötü haber ama durum bu. Çok iyimser bir insan olmama rağmen günlerde iyimserliğim o kadar koruyamıyorum. Şöyle başlayalım. Önce isterseniz enflasyon rakamlarına bakalım. Bildiğiniz gibi Şubat sonunda enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon tüketici fiyat endeksine göre %54, üretici fiyat endeksine göre %105. Son 20 yılın yüksek rakamları, tarihi rakamları. Bunlar bu arada resmi rakamlardır. Gerçek rakamlar öyledir, değildir. Bunu hepimiz kendi müşterimizden, kendi şirketimizden görüyoruz zaten. 3 aşağı 5 yukarı hesaplıyoruz ama resmi rakamlar bunlardır. Bunlar tabii Rusya, Ukrayna, aslında Ukrayna değil mi? Rusya krizidir bu. Rusya'yı Kuzey Kore'ye çevirme hikayesi maalesef oraya doğru gidiyor. Maalesef o kadar büyük bir ülke, o kadar büyük bir ülke, o kadar büyük tarih. Yanlış yönetim yüzünden, saçma sapan bir ülke gidiyor, umarım toparlar ama bu krizden önceki enflasyon rakamlarıydı. Bu krizle birlikte daha henüz daha çok sıcak olmuş, belki farkında değiliz ama çok daha büyük enflasyon yaşayacağız, çok net. Neden? Çünkü petrolü doğalgazımız yurt dışından alıyoruz. Ve bunun fiyatı, petrol fiyatı 80 dolarlar varken şu an 130 dolar bitti. JP Morgan, Goldman Sachs fiyatı 70 dolar yaşayabilir. Belki daha yukarı gidebilir. Doğal gazı ne için alıyoruz? O da aşağı yukarı 4'te 3'ü tünellerle geliyor, parklarla geliyor. Geri kalanı eğlence alıyoruz ve spot gazını alıyoruz. Dolayısıyla fiyatın neredeyse %60-70'i sabit fiyat, geri kalanı piyasa fiyatı. O da 200-250 dolarlardan bu süre 400 dolarlara gitti. Muhtemelen daha yukarı gidecek. Bu işin enerji tarafı. Bir de bunun ham madde tarafı var. Mesela bir burada işte bakır fiyatını yakından takip ediyoruz. 6.000 dolardan 10.700 dolara geldi. Muhtemelen daha yukarı bir potansiyeli var. Vallahi böyle nikel, alüminyum, kömür, ithal kömür. Çok ciddi oranda artıyor. Artma potansiyeli de var. Bir de bunun tarım tarafı var. Buğday, ayçiçek, yavru kendisi. Burada da fiyatlar ciddi oranda artacak. Bunların da sizin enflasyonu vuracak. Peki enflasyon tarafı böyle mi? Türkiye'de sadece biz yaşıyoruz? Hayır, tüm dünya yaşıyor, daha da yaşayacak ama bu kadar büyük yaşamıyorlar. Amerika'da enflasyon %1.5 yani açıklandı enflasyon. Avrupa'da ise %5. Gene bu krizden sonra bunlar da yukarıda gidecektir. Ama bunun karşılığında belli ediyor. Merak etmeyin, yandan düşünüyorum. Nasıl yapacağım? Fazla artacağım. İSKİ de aynı şey söylüyor. Merak etmeyin, bu enflasyonu düşüneceğim. Nasıl yapacağım? Faizler artacağım ve bunu yavaş yavaş yapacağım. O yüzden de faizler ciddi oranda artmıyor. Hala yapılmıyor. Tıkırında ilerliyor. Dolayısıyla orada bir miktar enflasyon yukarıda olduğu işte alacaktır. Ama sıkı merkez bankası politikası sonucunda faizleri artarak enflasyonu bir miktar tekrar yönetilebilirseydi. Yani %2-3'ler seviyesinde tekrar muhtemelen gelecekler. Şimdi bu enflasyonu dönüp bir de bizim para birimimiz TL'ye etkisine bakalım. Az önce baktık. 4 sene önce bugün, yani 2018 Mart'ında, 29 Mart'ta, 8 Mart'ta, dolar TL 380'miş. Çok uzak bir yıllardan söylendi. Şu anda 14.50. Bu şu demek. 4 yılda TL'nin %75 değer kaybı. Yani elimizde 100 lira varken şu anda 25 lira. 175. Niye gitti? Şu oldu bu. Büyük bahsetti işte. Başımıza geldiğinde kaldı. Ama bizim de etkimiz kalktığımız var mı?